Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Bugünkü konum şeytana kulluk etmenin 5 yolu. Konuya girmeden önce birkaç ayet sizinle paylaşacağım. Yasin suresi 60. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem'in çocukları, şeytana tapmayacağınıza, kulluk etmeyeceğinize dair sizden söz almadım mı? Burada önemli bir hatırlatma var. Allah bizden bir söz almış. Şeytana kulluk etmeyeceğiz. Bana kulluk edin. Bu en doğru yoldur. Buna rağmen o şeytan sizden birçok nesilleri saptırdı. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Şimdi şeytanın birçok nesil saptırdığına tüm Yahudiler inanıyor. Tüm Hristiyanlar, Müslümanlar. Kendi toplumlarına konu gelmediği sürece diğer dinden olan insanların saptığına hiçbir şekilde inanmakta zorluk çekmiyorlar. Tüm Yahudiler diğer dinden olan tüm insanların yanlış olduğuna inanıyor. Ama kendi atalarına toz kondurmuyor. Tüm Hristiyanlar da aynı şekilde kendi inançlarındaki o büyük yanlışlık olan teslis inancını bir şekilde tevhide uydurmaya başarıyorlar ve diğer dinden olan tüm insanları yanlış görüyorlar. Müslümanlar da öyle. Kendi dinlerini öğrenmemelerine rağmen, okumamalarına rağmen, din adamlarını körü körüne izlemelerine rağmen kendilerinin doğru olduğuna, yolda olduğuna inanıyorlar. Bunda zorluk çekmiyorlar. Bakalım öyle mi? Şimdi Enam suresi 112. ayet önemli bir gerçeğe atıf yapıyor. Böylece her peygambere insanlardan ve cinlerden olan şeytanlara düşman kıldık. Her peygamberin düşmanı var. Ne yapıyor bu düşmanlar? Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri vahyederler. Bu sözler çok önemli çünkü bütün toplumlar kendi din adamları yaldızlı sözlerle kandırıyor. Ama toplum kendi dinini okumadığı, araştırmadığı, öğrenmediği için onların kurdukları yaldızlı cümlelerle sapıyorlar ve farkında olmuyorlar. Onlara ve ettikleri iftiraları aldırma. Ahirete inanmayanların kalbi ona kansın, ondan hoşlansın, gerçekte istediklerini yapabilsinler diye. Bakalım bu insanlar neden sapıyor? Yanlış kulluk tipi bir. Bu ayette yapılan şeyler, eleştirilen şeylerin Müslüman toplumlarında yapıldığına tanık oluyorum ben. Siz de çok kolay tanık olabilirsiniz. Zümer suresi 3. ayet. Kesinlikle din sadece Allah'a aittir. Allah'ın dışında, onun dışındakileri evliya olarak edinenler, onlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara kulluk ediyoruz derler. Şimdi kendi toplumumuzda da aynen bu cümleleri kuran insanlar var. Ölü, diri, evliya olarak iddia ettikleri insanlara dualar ediyorlar. Onlardan onları vesile ediniyorlar ve bunun Allah'a kendilerini yaklaştıracağına inanıyorlar. Oysa ayetin orijinalinde evliya kelimesi geçiyor. Geçmiş müşrikler de bir takım evliya diye adlandırdıkları insanları kendilerini Allah'a yaklaştırmalarına vesile olarak görüyorlardı ve Kur'an bunu eleştiriyor. Eğer bunu yapıyorsanız yanlış bir kulluk yapıyorsunuz ve şeytana kulluk ediyorsunuz demektir. Yanlış kulluk tipi 2. Müşriklerin Allah'a ilave yasa koyucuları vardır. Nahl suresi 35. Ortak kaşonlar, Allah dilemeseydi ne biz ne atalarımız ondan başka bir şeye kulluk etmez. Onun haram ettiğinden başkasını da haram kılmazdık. Müşrikler Allah'ın haricinde haramlar üreten ortakları vardır. Buna kim derseniz deyin, adını ne olarak koyarsanız koyun, hangi vahiy türüne koyarsanız koyun fark etmez. Eğer Allah'ın haricinde yasa koyucularınız varsa, ki aşağıdaki ayette sorulduğu soruları soracağız şimdi. Yoksa Allah'ın izni olmadığı halde onlar için dini yasalar, kurallar ortaya koyan ortakları mı var? Allah size soru soruyor. Allah'ın haricinde yasa koyucu edinmeyin. Allah'ın yasaları bellidir, Kur'an'ın içerisindedir. Eğer Kur'an'ın haricinde yasa koyucu olarak edindiğiniz, aldığınız kitaplar varsa bu Allah'ın haricinde birilerine kulluk ettiğiniz anlamına geliyor. Yani yanlış bir kulluk tipi içindesiniz demektir. Müşriklerin şefaat edicileri vardır. Allah'ı bırakıp kendilerine ne yarar ne zarar veremeyenlere kulluk ediyorlar. Bunlar Allah katında bize şefaat edecek diyorlar. Allah da soru soruyor. Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona bildiriyorsunuz? O yücedir, ortak koşuklarınızdan uzaktır.
Eğer herhangi bir insanın size ahirette şefaat edeceğine inanıyorsanız, yanlış bir kulluk tipi içindesiniz ve Allah'ın haricinde o şefaat edeceğine inandığınız kişiye kulluk ediyorsunuz demektir. Ayet çok açık. Yanlış kulluk tipi 4. Müşrikler bazı kişileri Allah gibi, hatta Allah'tan daha fazla severler. Ayet okuyalım. Bakara 165. Allah'tan başkasına ilah edinen ve Allah'ı sever gibi onları seven kimseler var. İnananlar ise en çok Allah'ı sever. Buradan şarkı sözlerinden örnekler verdim. Bu şarkı sözleri her gün radyolarda çalınıyor, televizyonlarda. İlahımsın, sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Secde ettim aşka taparcasına, bir sana taptım, bir tanrıya taptım. İki tane taptığı kişi var. Bu sevdiği kişiye tapınıyor. Bunun gibi nice şarkılar var. Şarkı sözlerini dinlerken özellikle dikkat edin. O şarkı sözlerinde oldukça fazla şekilde şirk var. İnsanlar bizzat sevdiği kişiye bile tapabiliyor. Yani sizin anlayacağınız. Allah'tan daha fazla sevebiliyor o kişileri. Dolayısıyla Allah'tan daha fazla sevilen o kim olursa olsun, peygamber de olsa fark etmez, o kişiye tapınma manasına gelir. Ben bir anımı sizinle paylaşayım. Bir gün camiye gitmiştim. Ezan okunuyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah'ın isimleri geçiyor. İnsanlar sohbet etmeye devam ediyorlardı. Ama ne zaman ki insanlar o ezandaki Eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesine geldiğinde derlendiler, toparlandılar, ellerini kalplerine götürüp salavatlar çektiler. Allah'ın ismine göstermedikleri saygı ve sevgiyi peygamberin ismi geldiğinde gösterdiler. Dolayısıyla aslında Allah'ın isminden daha fazla peygamberin ismi onların kalbinde anlam buldu. Bu konu üzerine özellikle düşünmenize ve dikkat etmenizi öneririm. İnsanlar yanlış kulluk tipi 5. Bizzat kendilerine bile tapabilirler Kur'an'a göre. Egosunu, hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin? Câsiye 23 yine aynı şekilde egosunu, hevasını, arzularını ilah edinen kimseye dikkat ettin mi? Nitekim Allah onu bilerek saptırmış, işitme duyusunu ve beynini mühürleyerek görüşüne perde koymuştur. Allah'tan başka kim onu doğruya iletebilir? Öğüt almaz mısınız? Dolayısıyla insan bizzat arzu ve heveslerinin peşinde koştuğunda kendisine tapmış olur. Allah'ın emirlerine taparak Müslüman olursunuz. Kendi arzu ve heveslerinize kendinizi kaptırarak kendinize tapmış olursunuz. Yanlış kulluk tipi 5. Enam suresi 22-23-24 bu konuda önemli ayetler yine. Şirk koşanlar Kur'an'a göre, bu ayetleri lütfen kendiniz okuyun, asla şirk koştuklarının farkında olmazlar. Hepsini topladığımız gün ortak koşanlara nerede iddia ettiğiniz ortaklarımız. Onların tek savunması şu olacak. Rabbimiz Allah'a andolsun biz ortak koşmadık. Yani bunun farkında değil o insanlar. Yunus 29. Bizimle sizin aranızda Allah tanıktır. Biz sizin kulluk etmenizden habersizdik. Yani kulluk edilen, dua edilen, aracı kılınan, kendileri ne yalvarılan, Allah katında kendilerinin yaklaştırdığına inanan kişiler aslında bundan habersizler. Onların kulluk etmelerini de reddedecekler. Dolayısıyla tüm bu anlattıklarım 5 yanlış kulluk tipinin toplumda çok fazla bir şekilde yapıldığına tanık oluyorum. Eğer dininiz konusunda samimiyseniz bu yanlış kulluk tipi dediğim 5 tipi kendinizde incelemeniz gerekir. Üzerinde düşünmeniz gerekir. Çevrenizde olan insanlara bu konuda uyarmanız gerekir. Konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen konuyu kendinizde araştırın ve çevrenizdeki insanları bu konuda uyarın. Lütfen bu videolarıma ve tevhid yolunda ilerleyen diğer kardeşlerin videolarına yorum yapmayı unutmayın. Onları paylaşmayı, bu konuda destek olmayı önemseyin. Bu konu önemli arkadaşlar. Bu konuda da ileride inşallah bir video yapacağım. Sabrınız için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve saygılar sunuyorum.